Yani şu ülkede Avrupa'dan bahsediyorlar. Sen Avrupa'daki sistemi buraya oturt da ondan sonra Avrupa'dan bahset. Şimdi bu iktidar önce mücahitti. Sonra müteahhit oldu. Şimdi de her şeye müsait oldu. Hemen burada durup sürünmektense gider orada çöp toplarım, şerefimle yaşarım. Burada şeref diye bir şey bırakmadılar ki zaten. Bu millete bu layık olduğu yere gitsin. Alkışlayanlar, şey yapanlar, koyun sürüsü. Çabanın kavalı vardır, kavalla yönlendirir. Bunlar da kavalla yönleniyor. Bir insan ne Allah'tır ne peygamberdir. Yaratılmıştır, yaratıcı değildir. Ben de AK Parti'ye oy vermiş bir vatandaşım ama biz aracıyız. Ben emekliyim bak. Biz aracıyız. Sadece parayı alıp götürüp veriyoruz oraya. Bitti. Biz bir şey görmüyoruz. Bir eskiden bir 100 lirayla gidiyordum lokantaya, 5 kişiyle giriyordum içeri. Şu an cebimde 1 milyar olsa korkuyorum lokantaya giremiyorum 2 kişiyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yayınlayacak mısınız? Evet. Şimdi bu iktidar önce mücahitti. Sonra müteahhit oldu. Şimdi de her şeye müsait oldu. Yani mücahit, müteahhit, müsait. Yani sınıf sınıf. Şimdi bunlar ne diye geldi? 3 yoksulluk, yolsuzluk bunlarla mücadele. Fakat her şey diz boyu. Ben emekliyim, geçinemiyorum. Şu anda benim aldığım 7500 lira para elektrik, su, doğalgaza yetmiyor. Şimdi bunlar 550 tane milletvekili. Yeni seçim oldu. 600 tane. Hepsinin de giydiği takım elbiseler 8-10 milyardan aşağı değil. Yani bunlar şimdi dışarı bakıp insanları herhalde tanımaz oldular. Çünkü sarayın içinde yaşadıkları için. Tabii ki Beyli Bal'da, Beyli Baklava'da kimsenin derdine derman değil. Şimdi önce bizden başka kimse bu ekonomiyi düzeltemez. Hani nerede? Yani. Hani nerede? Her şey kıtına çıktı sonra. Hani nerede? Görelim. Yani şu anda ben pazara saat 8'den sonra gidiyorum. 8'den sonra, 7.30, 8'den sonra pazara gidiyorum. Yani o da 200 lirayla çıkıyorum. Ne zaman ucuzlayacak? O zaman çıkıyorum. 7.30, 8'den sonra çıkıyorum ben pazara. Yani normalde ben öğlenin sabahleyin çıkamıyorum fiyatlardan dolayı. Ya kalan sandık artıklarından ya da tezgahdan işte 20 liraysa 3 liraya 5 liraya düştüyse anca almaya çalışıyorum yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Emekli olduğun için sana da soralım. 21 yıldır biz emekliyi, işçiyi ezdirmedik enflasyona diye açıklama yaptılar. Bunlar enflasyona ezdirmedi de öldürdüler, kıyma yaptırdılar. Yani ezilmedi, kıyma makinesine soktular. Bu kadar. Teşekkür ederim. Abi sen nasıl değerlendiriyorsun ekonomiyi? Vallahi ekonomi batmıştır. Zaten bir şey yoktu. Düzelteceğiz diyorlar, enflasyonu tekhaneye düşüreceğiz. 21 yıldır, 22 yıldır daha düzeltmemiş. Şimdi mi düzeltecekler? Öyle bir şey yok. Seçim geliyor. Seçimde için her şeyi yaparlar. Bana hiç verme. Ben şu an sınava hazırlanıyorum. Geçersem Allah'ın izniyle yurt dışına gideceğim ben ha. Ne sınavı bu? Almanca. Almanca öğrenip Allah izin verirse bir an önce gideceğim yani. Burada durup sürünmektense gider orada çöp toplarım, şerefimle yaşarım. Burada şeref diye bir şey bırakmadılar ki zaten. Ne kaldı ki? Her şeyden önce diyordu parmağımdaki yüzükten başka bir şey yok. Çok şükür yüzük yok ama artık milyon dolar da değil. Artık neleri var gözle görünmüyor. Az önce abla geldi diyor, ayak üstüne atıp yurt dışındaki Amerikan'ın karşısında ayak üstüne duruyor. Gösteriş olarak ben de burada oturur ayak üstüne dururum. Önemli olan perde arkası. Perde arkasında neler dönüyor? Hazineyi kim boşalt? Ben boşaltmadım. Damat nerede hakikaten? Yok yani. Şimdi konuştukça biz suçlu olacağız. Gerek yok. Allah izin verirse abi ha. Gözünüz burada. Almanca. Bir an önce geçersem sınavımı gideceğim. Çok şükür. Düzelteceğiz diyorlar. Enflasyonu tekhaneye tekrar düşüreceğiz. Düzeltemez. Düzeltemez. Ne güzel düzeltti abi. Her şey 1 milyon tavana uçtu. Ne oldu? Sıra yok diyorlar. Her yerde sıra var. Hani makan... Abi çok ağır konuşacağım da gerek yok. Vallahi gerek yok. Yayınlayacaksın değil mi? Hangi kanal seninki? YouTube Zeyrek abi. YouTube tamam, izliyorum, bende var. Ekonomiyi sormayak. İlk önce ben muhalefet eleştireceğim. Kılıçdaroğlu orada olduğu sürece, muhalefet yapmadığı sürece, orada o pislik diyorum, tekrar söylüyorum. O oradan gitmediği sürece, bir aslanın karşısına bir ufak şeyi korsan o ne cevap verir? Kendini savunan bir adam partinin başında bekliyor. Utanma yok, allanma yok, bir gitmesi gerekiyor. İstanbul İl Başkanlığı seçim oluyor. Cemal Çampalat'ın söylediğinden ben utanıyorum. Bir partinin içinden bir adam böyle yetişse o adam orada ne bekliyor? Bir partinin içindeki. Ben hiçbir zaman hükümet eleştirmiyorum. Suç muhalefetindir. Muhalefet eleştirecek, o cevap verecek hükümet. Ben bir muhalefet olsam, ben kendi adıma, beni biri eleştirse ben sevinirim. Niye sevinirim? Benim hatam varsa düzeltmesini isterim. Ekonomi dediğin zaman bu millete bu layık olduğu yere gitsin. Alkışlayanlar, şey yapanlar, koyun sürüsü. Çabanın kavalı vardır, kavalla yönlendirir. Bunlar da kavalla yönleniyor. Bir insan ne Allah'tır ne peygamberdir. Yaratılmıştır, yaratıcı değildir. Bir insan yaratılmıştır.
yaratır, yaratıcı değildir. Biz yaratılmışız. Bak hele hanımlar olsa da burada ben konuşsam dinlese. Hanımlar insandır, biz insanoğluyuz. Hanımlara yanlış yapanları naletliyorum. Buradan da tekrar tekrar söylüyorum. Kadınlar insandır, biz insanoğluyuz. Ama hepimiz Allah yarattı, o ayrı. Ben ekonomiye geldim mi bu millet layık olduğu yere kadar gitsin. Peki düzelteceğiz diye açıklama yapıyorlar devamlı. Bak bir tanem. Onlar hayır. Batan gemi hiçbir zaman su alan gemi kurtulmaz. Çünkü neden? Bütün yapılan fabrikalar satıldığı sürece ilk önce köylünün elinden kuş gribi diye tavuğu topladılar, milletin anasını bellediler. Kuş gribi diye ben bir şey duymadım. Benim 300-350 tavuğum vardı ben köyde yaşarken. Benim tavuğuma ne kuş gribi geldi, ne gren geldi, ne bir şey geldi. Tavuğun hasmi de balıktır, balığı tavuğa yedirmesinler. Balık öldürüyor tavuğu, bu kadar. Ben onu anlatamıyorum. Ekonomi düzelteceğim diye hep yalan konuşuyor. Ekonomi nasıl düzeldi biliyor musun? Köylü şehirlinin efendisidir. Köylü köyünde üretim yapmadığı sürece, bu pahalılık olduğu sürece her şey iflasdadır. Sen iflas etmişsin. Sen neyi alacaksın ya? Bitmişsin zaten. Ayakkabı alsan alamıyorsun. Elbise alsan alamıyorsun. Bitmişsin zaten. Neyi alacaksın? Alacak bir şeyin kalmamış ki senin elinde. Ekonomi dediğin zaman bu millet ekonomiyi sorma. Ekonomiyi sorma. Muhalefet olmadığı sürece herkes atını güzel oynatır. Ama senin atın yamuk, senin atın topal dediğin zaman o adam atın sağına soluna bakar ki neresi yamuk diye. Yanlış mı? Sen düzelt benim yanlışlarım varsa. Enflasyonu tekrar indireceğiz diyor hükümet. Boştur abi. Ekonominin sen nasıl olduğunu bilmiyorum abi. Bana sorarsan iyi değil gidişi. İyi değil yani. Neden iyi değil abi? Vallahi ne bileyim, ben anlayamadık. Biz de anlayamadık nasıl iyi olup olmadığını. Biz de anlayamadık. Düzelteceğiz diyorlar ama tekhaneye tekrar düşeceğiz enflasyonu diyorlar. Biraz zor be kardeşim. Zor mu abi? Zor tabii ya. Düşmez herhalde. Çıkar düşmez bence. Ben de bak, ben de AK Parti'ye oy vermiş bir vatandaşım ama. En son 2023 seçiminde verdin mi oy? Evet, verdim ama işte. Ne oldu sonra abi? Hayır, vermemek önemli değil. Ülkemiz önemli. Verip vermek önemli değil. Ona vermesem ona vereceğim. Ona vermesem biz vatandaşım. Ama hiç de sağlıklı değil benim görüşüm. Beklediklerin oldu mu? Olmadı ya. Olmadı kardeşim. Bir şu temel gıda ürünlerine, mesela un, şeker, yağ, tuz, bunları devlet kendi bütçesinin altına alacak. Abi emekliye zam vereceğim diye adam hemen etikete başlıyor. Tak tak tak. Biz aracıyız. Ben emekliyim bak. Biz aracıyız. Sadece parayı alıp götürüp veriyoruz oraya. Bitti. Biz bir şey görmüyoruz. Diyecek ne böyle işte. Peki bunu. Abi tekrar seçim olsa bugün. Abi ne şimdi yapardın? Bak ne yaparım biliyor musun? Biraz daha düşünürüm. Yani direkt gidip oraya atık biraz zor. Yeni gelenlere bakarım. Yalan neden yok. Neden oy verdin peki abi? Ya ne işte, cezbetti seni? Ya ötekine de şöyle bir şey. Halkın güvenini kazanamadı o adamlardan. Bak halkın bir önce güvenini kazanacaksın. Halk dediğim her zaman biz hangisi olsa olsun bizim hepsi de Türkiye vatandaşı. Bizi ben adam ayırdığımdan değil de bir şu güvenini kazansa şu obilleri onlara da atarız. Bizim AK Parti olacağımız CHP olacağımız ya şey olur. Bizim için hiç sıkıntı olmaz da. Ama işte diyeyim güven kazanamıyorlar bu adamlar. Hep birbirlerine hem. Dün gördünüz işte. Bir kongrede ne yaptılar? Yediler birbirlerini. Bu halk nasıl yapsın abi? Yapamaz. Çıksın abi. Tayyip de dursun şöyle kenara, Kılıçdaroğlu dursun, Bahçeli dursun. Gelsin ya vatandaş. Genç de gelsin. Öyle değil mi? Benim şimdiden geldi kamera gezitmem olur mu? Olmaz. Değerlendiriyorsun. Vallahi bilemem ya. Düşer mi sence? Zor. Bizden başka kimse düzeltemez diyorlardı. Seçimden sonra her şey katına çıktı. Vallahi her şeye zam geliyor yani. Akşamdan sabaha her şeye zam geliyor. Çok zor. Düzelir mi peki abi? Düzelmez. Var mı umudun? Yok umudum yok. Umutsuzum yani. Yani asgari ücret değiller. Asgari ücret ya. Her şeye zam geliyor. Asgari ücrete zam yok yani. Asgari ücret ne ki ya? Asgari ücret şu anda 25 bin lira olsa bile yine az yani. 25 bin lira. Bir adam ev kirası olmuş 15 lira. 25 lira alsa ne olacak ki? Yine geçinemez. Adamın çoluğu var, çocuğu var. Hayır abi 50 lira olsa yine kurtarmaz. Yani şu ülkede Avrupa'dan bahsediyorlar. Sen Avrupa'daki sistemi buraya oturt da ondan sonra Avrupa'dan bahset. Avrupa'daki sistemden bahsediyorsun sen. Adam alıyor 100 bin lira maaş alıyor yine yetmiyor diyor bana. Hikaye onlara. Onlar hikaye. Milleti kandırmak için. Milleti kanıyor. Bizim Türk halkı kanıyor her şeye. Sen şu anda de ki ben sana 20 bin lira maaş vereceğim diye adam çalışsın 15 bin lira maaş veriyor sana. Her şey şey yani başından almış gidiyor. Çok zor. Vallahi nasıl değerlendirelim biz? Ülkemiz gerçekten bataktadır yani bunu herkes de biliyor yani. Bir asgari ücretle bir kira 15 bine kadar gidiyor. Adam bir kişidir 4 kişiye bakıyor. Diyorlar ki enflasyonu tekrar tekhaneye düşüreceğiz diyor bu hükümet diyor. İmkansızdır abi. İmkansızdır abi bunu. Ekonomi düzeltmek biraz zor yani. Gittikçe yalan, batıyor. Yalan abi, gittikçe batıyoruz abi. Gittikçe batıyoruz. Biz de güvendik. Biz de verdik oy. Yalan mı konuşalım? Verdik. Ama halka acıyorum ben. Vallahi halka acıyorum. Ya, hepsi eziliyor şu an. Hangisi hayatında razı be? Hangisi hayatında razı be? Ne kalmış ya? Mazot 40 lira. 40 lira mazot ya böyle bir şey var mı ya? Hangi ülkede? Nerede yaşıyoruz biz ya? İnsanlar artık yani şu an herkes kendi birikimi yiyor. İnsanlar yani günlük çalışarak idare etmeyen insan var. Günlük çalışarak idare etmiyor. Kim ne diyorsa yalandır. Düzeltemezler bu ekonomiyi.
Ülkeye batmış. Her şey göz önünde abi ya. Ah, bu 100 liranın değeri var mı? 5 liradır bu, yalan ya. 5 lira bu. Bir eskiden bir 100 lirayla gidiyordum lokantaya, 5 kişiyle giriyordum içeri. Şu an cebimde 1 milyar olsa korkuyorum, lokantaya giremiyorum 2 kişiyle. Gidiyorum, adam bir 2 kap yemek yiyorsun 700-800 TL fiyat çekiyor. Yani insan artık yani her şeyden korkuyoruz abi.